Çato'nun kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni aldığım Sony Powerbank'in kutu açılış videosunu çekeceğim. Görüldüğü üzere 10.000 mAh ve USB Type-C için, USB Type-C'li cihazlar için. Ayrıca kablosunun iki ucu da Type-C olduğu için hızlı şarj aletlerinde daha verimli kullanabilirsiniz. Ben A70 kullanıcısı olduğumdan bunu tercih ettim. Çünkü genelde ürünlerim USB Type-C'li. Şimdi kutuyu açmaya geçiyoruz. Kutuyu açtığımızda içinden powerbank'imiz çıkıyor. Öncelikle şunu çıkartabilirsek çok güzel olacak. Yanında da USB Type-C kablomuz var. Hızlı şarj cihazlarının hem adaptör girişi hem cihaz girişi Type-C ile olduğu için bu kablodan göndermişler. Zaten USB-A tipi herhangi bir girişi yok powerbank'in. Benim elim biraz büyük ama elim büyük olduğu için bana küçük geldi. Çok ağır bir cihaz da değil. Üzerinde iki tane Type-C girişi var. Out'a getirdiğinizde cihazlarınızı şarj ediyorsunuz. Bu pini in yaptığınızda ise cihazı şarj etmek için kullanıyorsunuz. Batarya doluluğunu buradaki 4 led'den görebilirsiniz. Powerbank'imiz güzel bir ebatta. Bir önceki powerbank'imle kıyasla hemen hemen aynı ama bir miktar daha küçük. Bu arada USB Type-C yuvası olduğu için powerbank'te sadece bir ucu USB-A, bir ucu USB Type-C olan kablolar veya bir ucu micro USB, bir ucu USB-A olan kablolar işimizi görmüyor. İki ucu da USB Type-C olan kabloları kullanmamız gerek. Adaptörde de powerbank'imizi şarj ederken micro USB, USB-A olan adaptörler yerine micro USB yuvası olan adaptörler kullanıyoruz. Bu gördüğünüz 25 watt adaptörle A70 cihazımı şarj ettiğimde 1 saat 40 dakikada full şarj ederken 1 saat 55 dakikada şarj etti powerbank. Biri 25 watt, biri 15 watt da şarj ediyor. Buna rağmen prize bağlı olmadan çok iyi bir değer. Şimdilik cihaz için diyeceklerim bu kadar. Açıklama kısmında ürünün linkini bırakacağım. Sıradaki ürünümüz FreeBuds 3 için takipte kalabilirsiniz. Sayfamıza da abone olmayı unutmayın.